Dostlar merhabalar. 10. ünitemizdeyiz arkadaşlarım. 16 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum dostlar. Bakalım ne diyor bu sorumuz. Birinci soru. İşleminin sonucu neye eşittir diyor. Bakın burada bir köküç görüyorsunuz arkadaşlarım. Çok klasik bir sorudur bu. Şimdi köküç dediğimiz şey tanjant 60'tır dostlar. Ve tanjant 60 dediğimde sin 60 bölü kosinüs 60'tır ki getirip buradaki köküç yerine sin 60 bölü kos 60 yazacağım. Yani şurada eğer tanjantını bildiğim bir ifade varsa hemen bunun yerine tanjantını hatta sinüs bölü kosinüsünü yazacakmışız dostlarım. Olay buymuş. Soru tipimiz bu. E şimdi yazalım bakalım neler olacak. Sinüs 80 eksi şimdi köküç yerine ne yazıyordum? Sin 60 buraya bir de kosinüs 80 çarpı durumunda var. Bölü bir de ne var aşağıda? Kosinüs 60 var. Yani sin 60 bölü kos 60'ı yazdım köküç yerine. Çarpı bir de kosinüs 80 vardı. E payda eşitleyelim. Bununla bunu çarpacaktım dostlarım. Hadi çarpıyorum. Kosinüs 60 oluyor. Çarpı sinüs 80 geldi. Eksi. Şurada sinüs 60 var dostlarım. Çarpı kosinüs 80 de burası geldi. Bölü aşağıda ne kaldı? Kosinüs 60'ımız kaldı. Peki dostlar. Şurası bakın sin kos, sin kos, 80 ile 60 var. Yani sinüs, yarım açı, sinüsün toplam fark formüllerinden fark formülü var. Sinüsün, aradaki işaret eksi olduğu için fark formülü, 80 eksi 60. Yani sinüs 20. Bölü, kosinüs 60 var. Kosinüs 60 da 1 bölü 2'dir. Ters çevirip çarptım dostlarım. 2 tane kos, 2 tane sinüs 20 çıktı sorumuzun cevabı. Hemen geldim 2 numaraya. Bakalım burada ne yapacağız. Şimdi yine görüyorsunuz köküç var. Önce burada bir payda eşitlemesi yapalım dostlarım. Burayı kosinüs 10 ile burayı da sinüs 10 ile çarpalım. Şöyle bir hal alsın burası. Kosinüs 10 eksi sinüs 10 ile köküçü çarpacağım ki köküç yerine ne yazıyordum? Sin 60 bölü kos 60 yazıyorum. Çarpı sinüs 10 ile çarptığım için sinüs 10 geliyor. Bölü dostlar bölü paydalarımız şunların ikisinin çarpımı yani sinüs 10 çarpı kosinüs 10 oldu. Şimdi bak paydamız çok kolay değil mi? Artık alıştık bura. Sinüs ve kosinüsün çarpımı var. Aynı açının sinüs ve kosinüs çarpımı olduğu zaman ben burayı bir de 2 ile çarpıp 2'ye bölüyordum dostlar. Hatırlarsanız çünkü paydamız şöyle olacak o halde. 2 tane sinüs 10 kosinüs 10 yani sinüsün yarım açı formülü sinüs 20 gelecek bir de bölü ikisi olacak aşağıda. Şimdi üst tarafa bakalım. Üst tarafta da bir payda eşitlemesi yapalım. Kosinüs 60 ile şunu çarpalım. Kos 60 çarpı kos 10 eksi sin 60 çarpı sinüs 10 geliyor burası. Bir de paydada ne var? Kosinüs 60'ımız var bunun paydasında. Yani 1 bölü 2'miz var dostlarım. Peki düzenleyelim şimdi. Üst tarafa bakın. Kos kos sin sin. Kosinüsün toplam fark formülü eksi olduğu için kosinüsün toplam formülü. Çünkü kosinüs ne yapıyordu? Tezatlık yapıyordu. O halde kosinüs toplam formülünden 70 geldi. Bir de bölü 2'miz var. Çarpı şurayı 2 ile çarpalım bir de. Bölü sinüs 20'miz var aşağıda. Bir de bölü 2'miz var. Bölü 2'yi de ters çevirip şuraya çarpı diye ekleyelim. Bakın ne çıktı? Kosinüs 70 bölü sinüs 20 çıktı arkadaşlarım ki. Açıların toplamı 90 derece ise ne oluyordu? Kosinüsü sinüsüne eşitti. Yani sinüs 20 yazabilirim ben kosinüs 70 yerine. Sin 20 de burada var. Bir de çarpı 2 çarpı 2. Yani 4 var dostlarım. E bunlar da sadeleşti. Geriye bir tek 4 kaldı sorumuzun cevabı. Hadi geldik 3 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Yine bakın köküç görüyoruz dostlar. Köküçün yerine artık sin 60 bölü kos 60 yazacaktık biz. Ona bir alıştık. Şurayı bir düzenleyelim. Payda eşitleyelim önce. Pi bölü 12 15 derece demektir. 180'i 12'ye bölerseniz. O halde burayı sinüs 15 ile burayı da kosinüs 15 ile çarpıyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi paydamız bir kere sinüs 15 çarpı kosinüs 15 gelecek paydamız. Şu ikisinin çarpımı olacak. Ve ben biliyorum ki artık 15 derece bakın ikisi de sinüs ve kosinüsün çarpımı olduğu için ben burayı bir 2 ile çarpıp bir de 2'ye bölüyorum. Yarım açı yapacağım burada çünkü.
Peki sinüs 15 ile kök3'ü çarpacağız. Kök3 yerine de sinüs 60 bölü kosinüs 60 yazıyorduk. Çarpı sinüs 15. Artı geliyor. Kosinüs 15 ile 1'in çarpımı kosinüs 15. Şimdi toparlayalım. Şurası sinüs 60 çarpı sinüs 15 geliyor dostlarım. Sinüs 60 çarpı sinüs 15. Kosinüs 60'ta da şurayı çarpıp topluyorum üst tarafla. Pay değiştiriyorum yani. Kosinüs 15 çarpı kosinüs 60 geliyor. Bölü paydamızda bir de ne var dostlarım? Kosinüs 60 var. Yani 1 bölü 2 var. Şimdi şuraya kadar yaptım. Bir de alt kısmı yapalım. Şurası dostlarım üst taraf sinüs 30'un açılımıdır. Sin 30. Bölü bir de 2'miz var. Sinüs 30 da 1 bölü 2 demektir. Bir de bölü 2 var. Onu da ters çevirip çarpalım. 1 bölü 4 geldi burası. 1 bölü 4. Peki şimdi üst tarafa bakalım. Sin sin, kos kos. Kosinüsün fark formülüdür arkadaşlarım. Kosinüs 60 eksi 15'ten kosinüs 45 gelecek burası. Şurada 1 bölü 2'miz var. Ters çevirdim. 2 çarpı geldi. Şimdi bölü bir de 1 bölü 4'ümüz vardı. Peki kosinüs 45, hatta bunu da ters çevirip 4 bölü 1 diye yazalım şurayı. 8 tane oldu kosinüs 45. Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Şunları sadeleştirdik. 4 kök 2 çıktı. Sorumun cevabı. Ve geldim son soruya. Bakın burada da tanjant alfa 4 bölü 3 olarak verilmiş ve sorunun ifadesinde de bakın 4 bölü 3 var. O halde ben artık bu 4 bölü 3 yerine tanjant alfayı yazacağım. Şöyle olacak. Sinüs 20 artı tanjant alfa, yani neydi o da? Sin alfa bölü kosinüs alfa çarpı bir de ne var? Kosinüs 20. Hadi pay değiştirelim. Şununla şunu çarpıp üste toplayalım. Kos 20 kos alfa çarpı sin 20 artı sin alfa çarpı kos 20 bölü bir de payda da kosinüs alfa kaldı. Şimdi üst tarafa bakalım. Sin kos, sin kos. Sinüsün açılımı var burada. Toplam olduğu için sinüsün de toplam açılımı. Yani sinüs 20 artı alfa gelecek dostlarım. 20 artı alfa bölü aşağıda da kosinüs alfa var. Kosinüs alfa. Şimdi böyle bir şık yok. Sinüs 20 artı alfa zaten hepsinde var da sinüs 20 artı alfa. Şunlara bakın, 20 artı alfa var ama kosinüs alfa yerine bir şey yazın istiyor. Biz şimdi tanjant alfayı bildiğimiz için hemen alfanın dik üçgenini çizelim. Karşısı 4, komşusu 3, hipotenüsü 5. Kosinüs alfayı da buluruz. 3 bölü 5'tir kosinüs alfa. O halde şöyle oldu cevap. Sin 20 artı alfa bölü kosinüs alfa, yani 3 bölü 5. 3 bölü 5'in 3'ünü yazdım. Bölü 5'i de ters çevirip buraya attım. 5 bölü 3 sin 20 artı alfadır. Sorumun cevabı dedim. 16'yı da gördük. Geldik 17 numaralı köşe taşına dostlarım. Bakalım burada ne yapacağız? Bakın yukarıda hemen sinüsle kosinüsün aynı açının çarpımı var. Hemen burayı 2 ile çarpıp alt tarafı da 2 ile çarpıyorum ki denge bozulmasın. Üst taraf ne oldu kardeşim? Sinüs 2x'in açılımı oldu. Bölü. Şimdi burada da kos kare eksi sin kare var. Bu da kosinüsün açılımıdır dostlarım. Bunu da bir ezberleyin bir zahmet. Burada da bakın o zaman 2 tane şurası kosinüsün yarım açısı. Yani kosinüs 2x varmış. Dostlarım sin bölü kos neydi? Tanjant. O halde 1 bölü 2 çarpı tanjant 2x oldu. Yani bakın Denizli şıkkında doğru cevap geldi dostlar. Ve geldim 2 numaraya. Bakınız yine şu üst tarafta kosinüs dördüncü kuvvet var. Bu ne demektir dostum normalde? Kosinüsün karesinin karesi demektir. Eksi. Bu da sinüs kare 40'ın karesi demektir. İki kare farkı yapıyorum. O halde şöyle oluyor. Kos kare 40 artı sin kare 40 çarpı kos kare 40 eksi sin kare 40. Bölü. Şimdi aşağıyı konuşalım. Kos kos sin sin. Dostum kosinüsün toplam fark formülleri. Aradaki işaret eksi olduğu için zıtlık yapacaktı. Kosinüsün toplam formülü. Yani kosinüs 75 artı 25. O da 100 yaptı galiba. Kosinüs 100 çıktı. Peki kos kare 40 ile sin kare 40'ın toplamı 1'dir. Çarpım durumunda olduğu için etkisiz kaldı. Sildim onu. Şurası
kosinüsün yarım açı formülü bakın. Kos kare eksi sin kare. Kos kare eksi sin kareyi gördüğünüz zaman kosinüsün yarım açısı. Demek ki kosinüs 80'in açılımı burası. O halde soru şu oldu. Kosinüs 80 bölü kosinüs 100 geldi arkadaşlarım ki. Abi kardeş olduklarını gördünüz mü? 80 ile 100 abi kardeş. Ve kosinüs abi kardeşe nasıl davranıyordu? Ters işaretli davranıyordu. Yani bu kosinüs 80'dir. Doğru, tamam, ama kosinüs 100 de kosinüs 80'e eşittir. Ama ters işaretlisine eşittir. O yüzden bunlar sadeleşince cevap eksi 1 kaldı. Hemen şuna bakıyorum. Bakın bu da kosinüsün kos kare eksi sin kare. Gördüğünüz gibi yarım açısı. Yani kosinüs 2 tane pi bölü 12'nin açılımıdır ki şunlar sadeleşir. Kosinüs pi bölü 6, yani kosinüs 30 kaldı. Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2'dir. Geldik buna. Şimdi kosinüsün yarım açısı var burada. Şurada kosekant var ki şunu bir toparlayayım önce ben. 1 bölü kosekant neydi? 1 bölü sinüs demekti. Sin alfa. Takla attırırsam demek ki burası sinüs alfaymış. Bu bir dursun. Şurayı konuşalım arkadaşlarım. 1 eksi sinüs 2 alfa. Şimdi 1'in yerine ne yazıyordum ben? Önce şu paydayı toparlıyorum. Bak sadece köklü ifadeyi alıyorum. 1'in yerine sin kare artı kos kare yazabiliyorum. Sin kare artı kos kare eksi sinüs 2 alfa da 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfaydı dostlarım. Ve sen biliyorsun ki şurası sinüs eksi kosinüsün açılımı. Sin eksi kosinüsün karesi demektir kök içinde. E bunlar gider, mutlak değer sin eksi kos kalır kardeşim burada. Şimdi açımız pi bölü 4 ile 90 arasında, yani 45 ile 90 arasında. Hangisi daha büyük diye bakacağız. Mutlak değer dışına nasıl çıkacak diye bakacağız bunu. Kos 2 alfa da kos kare alfa eksi sin kare alfaydı. Hatta bunu da şöyle yazıyorum ben dostlarım. 2 kare farkından kos alfa eksi sin alfa, kos alfa artı sin alfa. Sin alfa diye yazdım. Böyle aşağıda da kos alfa eksi sin alfa var. Bunlar sadeleşti. Kos artı sin kaldı burada. E burada da bir tane sinüs alfamız var dostlarım. E o halde ne olacak burası da? Eksi kos alfa gelecek sorumuzun cevabı. Çünkü şurada sinüs daha küçük olduğu için. Bak acele ettik. Acele ederken hem soruyu kaçırdık hem de şey yaptık arkadaşlarım. Video bitmesine yakın diye ben hızlı hızlı yapayım dedim ama neyse. Buraya bir daha yavaş yavaş yapayım şimdi. Şimdi ne yaptık dostlar biz burada? Ne dedik? Kosinüs 2 alfayı şöyle açtık. Kos kare alfa eksi sin kare alfa. Buna da dedik ki kos alfa eksi sin alfa, 2 kare farkı yapıyorum. Kos alfa artı sin alfa. Peki burayı böyle açtım. Şimdi aşağıda ne var dostum? Sin alfa eksi kos alfa. Bu da mutlak değer içerisinde sin alfa kökle kare kök sadeleşir. Sin eksi kos diye çıkar. Bu da mutlak değer, sin daha küçük olduğu için eksi çıkacak dışarıya. Yani eksi parantezinde sin eksi kos diye çıktı. Şunlar sadeleştiği için yukarıda eksi kaldı kardeşim. Yani eksi kos alfa eksi sin alfa kaldı. E şurayı da sin alfa bulmuştuk biz, artı sin alfa. Sin alfalar gitti. Geriye bir tek eksi kos alfa kaldı dostlar. Evet, 17'yi de gömdük. Devam edeceğiz birazdan. Videoyu durdurayım ben. Birazdan 18-19'da devam edeceğim. Hadi görüşürüz gobeller. Hemen 18'de devam ediyorum dostlar. 18. köşe taşımız, bakalım ne diyor. Şimdi sinüs 12'yi vermiş bize n diye, kosinüs 24'ü istiyor arkadaşlarım. Bakın neler yapacağım. Şimdi iki katı değil mi? Yani ben kosinüs 2x'in açılımını yapacağım arkadaşlarım burada. Bu da neydi? Kos kare x eksi sin kare x'ti dostlarım. Şimdi şu kos kare yerine, hani şunu hatırlayın. Kos kare x ile sin kare x'in toplamı neye eşit her zaman? 1. Bu sin kare x'i bu tarafa atarsak kos kare x neye eşit oluyor? 1 eksi sin kareye eşit oluyor. Peki buraya 1 eksi sin kare x yazdım. Eksi sin kare x de burada var. En son kosinüs 2x 1 eksi 2 tane sin kare x olarak açılabiliyormuş dostlarım. Demek ki kosinüs 2x'in bir diğer açılımı da böyleymiş diyebilirim. E sinüs x'i biz 12 diyebiliyoruz. Sinüs 12'yi soruyor bize. Şimdi kosinüs 24'tü değil mi bu arkadaşlarım? Kosinüs 24'ü demek ki ben nasıl açıyormuşum? 1 eksi 2 tane
sinüs kare yarım açısı. 24'ün yarısı 12. E sinüs 12'nin değerini n diyebiliyoruz. O halde 1 eksi 2 tane n kare olacak. Yani cevap Bursa'daymış dedim Gobeller. Geldim 2 numaraya. 1 artı kosinüs 2 alfa var dostlarım. Şimdi 1 yerine biz şunu yazabiliyoruz demiştik. Sin kare alfa artı kos kare alfa yazılabilir. Bu 1 yerine yazılır. Peki kosinüs 2 alfanın da açılımını biliyoruz. Kos kare alfa eksi sin kare alfaydı bu da. Bölü sinüs 2 alfanın açılımı da 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfaydı. Şimdi üst tarafa bakın, sin kare alfa sin kare alfayı götürdü, eksiyle artı. Ne kaldı geriye? 2 tane kos kare alfa bölü aşağıda da 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa kaldı. İkiler bir gitti. Kos karenin bir tanesiyle aşağıdaki sadeleşti. En son geriye kos alfa bölü sin alfa kaldı. Kosinüs bölü sinüs de kotanjant olduğu için cevabım Bursa'dan geldi arkadaşlar. Şimdi sin kare pi bölü 8. Pi bölü 8 22,5 demek. 3 pi bölü 8 de 67,5 demek. Yani güzel açı değil bunlar. Bakın ne yapacağım şimdi arkadaşlarım. Şimdi kosinüs 2x'in açılımını yazacağım ben. Şöyle bulmuştuk en son. 1 eksi 2 tane sin kare x diye bulmuştuk dostlarım. Peki buradan ben 1'i bu tarafa atsam. Kos 2x eksi 1 olur. Eşittir eksi 2 tane sin kare x. Bir de eksi 2'ye bölsek her iki tarafı şöyle. Eksi 2'ye bölsek. Hatta şuranın eksisini yukarıya verelim. 1 eksi kosinüs 2x olsun bölü 2. Bak alttaki eksiyi yukarıya verdim. Yer değiştirdi bunlar. Eşittir sin kare x çıktı dostlarım. Demek ki bakın gıcık bir açı gördüm. 22,5 ya. Değerini bilmiyorum ben bunun. Bu 22,5'un yerine ne yazacakmışım ben? 1 eksi kosinüs 2 katı yani 45. Bak ne güzel bir açı geldi. 45 geldi. 1 eksi kosinüs 45 bölü 2 yazdım şunun olduğu yere. E o halde bunun da olduğu yere öyle bir şeyler yazalım dostlarım biz. Bu da nedir? Yine 1 eksi kosinüs açının, yok bu kosinüs kareymiş pardon, kosinüs kare olduğu için bunun yerine şunu yazalım biz dostlarım. Şimdi kosinüs 2x'in bir diğer açılımını yazıyorum ben. Kosinüs 2x demek 2 kos kare x eksi 1 demek. Bak eksi 1'i bu tarafa alalım. Kos 2x oldu. Bir de artı 1 oldu. Bölü 2 diyelim. Bu da kos kare x'miş. Şimdi kos kare x yerine ne yazabilirmişim ben artık? Kosinüs açının 2 katı artı 1 bölü 2. Peki şimdi buraya da öyle yazalım. Kosinüs 67,5'tu. 2 katı 135 oldu. Artı 1 bölü 2 yazdım dostlar. Şimdi üst tarafı toplayalım. 1 var. Eksi kosinüs 45 var. Artı kosinüs 135 var. Bir daha artı 1 var. Bölü 2. Peki 1 ile 1'in toplamı zaten 2. Kosinüs 45 dediğim kök 2 bölü 2'dir. Eksisi olduğu için başında eksi kök 2 bölü 2. Kosinüs 135 doğal olarak eksi kök 2 bölü 2'dir. Eksi kök 2 bölü 2 de buradan geldi. Bölü 2 var. Bir daha toparlıyorum. 2 dursun. Şunların ikisini topladığımda eksi 2 kök 2 bölü 2'den. İkiler de gittiği zaman eksi kök 2 kaldı. En son bir de paydada bölü 2 var dostlarım. Cevabım 2 eksi kök 2 bölü 2. Hangi şıkkımızda var? Adana'da mevcut. Geldim son soruya. Bakın burada da sin kare x var. Gelin burada da sin kare x gördüğümüz yere biz ne yazalım? Kosinüs 2x'li olan kısmını yazalım dostlarım. Şöyle olacak. 3 eksi 8 çarpı sin kare x yerine kosinüs 2x eksi 1 bölü eksi 2 yazıyorum dostlar. Şimdi kosinüs 2x lazım bize. Buluruz onu birazdan. Önce şu 2 ile şu 8'i sadeleştirelim. 4 kalsın. Şöyle bir şey kaldı. 3 eksi 4 çarpı. Bakın şuradaki eksiyi de yine yukarıya veriyorum. 1 eksi kosinüs 2x kaldı dostum. Hadi bir satır daha toplayalım. 3 eksi 4'ü içeriye dağıttım. Eksi 4 artı 4 kosinüs 2x oldu. Şimdi bize kosinüs 2x lazım. Ne biliyoruz biz? Tanjant 2x'i biliyoruz dostlar. Şurada 2x'imiz var.
Tanjant neydi? Karşısı bölü komşusu. Pisagor'umu yaptım. 9, 7 de buradan 16, 4 geldi burası. Kosinüs ne çıktı? 3 bölü 4 geldi. Şurası eksi 1 yapar. Artı 4 çarpı 3 bölü 4. 4'ler de giderse eksi 1 artı 3'ten 2 çıktı sorumuzun cevabı. Ceyhan'daymış dedik. Peki 18'i gömdük. Hemen çevirdik. 19 numaradayız. Bakın tanjant 24'ü vermiş. Tanjant 48'i istiyor. Şimdi tanjant 48 demek tanjant 24 artı 24 demektir. Yani tanjantın iki kat formülünü yapacağım şimdi burada. Hemen içeriye dağıtıyormuş gibi düşünüyordum. Tan 24 artı tan 24 bölü 1 eksi ikisinin çarpımı. Tan 24 çarpı tan 24. Peki düzenleyelim bunu da. Tanjant 24'e x demiş. X artı x bölü 1 eksi x çarpı x, yani x kare. 2x bölü 1 eksi x kare geldi. Sorumun cevabı Denizli'de mevcut. Geldik buna. Kotanjant 2x'i soruyor. Sinüs x'i vermiş bize dostlarım. Şimdi kotanjant 2x'i bulmaktansa ben tanjant 2x'i bulmayı yeğlerim dostlarım. Sonra da takla attırırım. Tanjant 2x de tanjant x artı x demektir. Yani tanjant x artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x. Tanjantın iki kat formülünü yazdım böylelikle. Şimdi sinüs x'i bildiğim için ben sinüs x neydi? Karşı bölü hipotenüs. Tanjantı da bulurum diyorum hemen. 16'dan 1 çıktı. Kök 15 burası. Şimdi tanjant x yerine ne yazacakmışım ben o halde? 1 bölü kök 15. Bir tane de burada var. 2 bölü kök 15 oldu. Bölü 1 eksi 1 bölü kök 15 ile 1 bölü kök 15'in çarpımı. O da 1 bölü 15 yaptı. Düzenleyelim. 15, 1 çıktı. 14 bölü 15 oldu burası. 2 bölü kök 15 çarpı 15 bölü 14 geldi. Şunları da götürelim, 7 olsun. Cevap neymiş? 15 bölü 7 kök 15. Ama bu ne? Tanjant. Şimdi buna takla attırırsan dostum nesini bulacaksın sen? Bir yerde bir hata mı yaptık şuraya? Bir daha bakalım. 15 bölü. Yok, biz düzgün bulduk arkadaşlarım. Yani takla attıralım. 7 kök 15 bölü 15 geldi sorumuzun cevabı. Ya bu da zaten Adana'dakinin düzenlenmiş haliydi. Cevap Adana geldi. Evet, üçüncü sorudayım dostlarım. Bakalım burada ne yapacağız? Bir içler dışlar çarpımı yapacakmışız gibi duruyor. Hemen yapalım. 1 ile burayı çarpalım. 3 kosinüs eksi 2 sinüs eşittir. 2 ile çarpıyorum. 2 sinüs çarp eksi 4 kosinüs. 4 kosinüsü buraya alırsam 7 kosinüs. Eksi 2 sinüsü buraya alırsam 4 sinüs. Tanjant 2x'i soruyor. Ben sinüs bölü kosinüs bulayım hemen. Sin bölü kos burada dursun. 4'ü de buraya bölü atalım. Ne geldi tanjant x'imiz? Sinüs bölü kosinüsümüz 7 bölü 4. Peki bize tanjant 2x lazımmış dostlar. Tanjant 2x de neydi? Tanjant x artı tanjant x. Yani 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant x'in karesi. Tan kare x. Peki. Tanjant x neydi? 7 bölü 4. Yazıyorum yerine. 2 çarpı 7 bölü 4. Yani 7 bölü 2. Bölü 1 eksi 7 bölü 4'ün karesi. 49 bölü 16. 16 49'dan çıktı. Şurası eksi 33 bölü 16 yaptı. Ters çevirip çarptım. 16 bölü eksi 33 dedim. Gitti 8. 7 kere 8. 56 bölü 33. Yani Denizli şıkkımız doğru cevap geldi. Tabii ki eksisi de var. Sıra geldi buna. Bu dediğimiz ifade tanjant toplam formülüdür. Açalım bunu. Tanjant x artı tanjant 45 1'di. Bölü 1 eksi ikisinin çarpımı. O da tanjant x geldi. Eşitmiş 3'e. 3'ü buraya çarpalım. 3 eksi 3 tanjant x olur. Eşittir. Tanjant x artı 1. 1'i buraya aldım 2. 3 tanı buraya aldım. 4 tanjant x yaptı. Bir de 4'e bölelim. 1 bölü 2 eşittir. Tanjant x çıktı. Sen şimdi tanjant 2x'i yazsan. Neydi tanjant 2x? Tanjant x artı tanjant x. Yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi ikisinin çarpımı 1 bölü 4. Düzenleyelim. Yukarısı 1 yaptı. Aşağısı 4. 1 çıktı. 3 bölü 4 yaptı. Yani 4 bölü 3 geldi. Bu tanjant 2x. Sana kotanjant x'i soruyor. 3 bölü 4 yaptı sorumuzun cevabı Goberler. Evet, şimdi de ezan okunmaya başladı arkadaşlarım. Bir durdurayım videoyu, devam ederiz. 20. köşe taşıyla devam ediyorum dostlarım.
Hemen bakalım birinci soru ne diyormuş dostlar. Şimdi açımız 0 ile 90 derecenin arasındaymış. Tanjant 2 x'i vermiş. Kotanjant x'i, tanjant x'i de isteyebilirdi. Dostum 2 katını verip yarısını istiyor bizden. 2 x'i vermiş. Yarım açısını istiyor. Ve açımız 0 ile 90 arasında. Yani bir dar açıysa bakın ne yapıyorum dostlar. Ne kadar kolay çözeceğim şimdi. Hemen şu 2x'in gördüğünüz gibi 2x derecelik açının tanjantını bir yazıyorum. Karşısı 4, komşusu 3, hipotenüsü 5. Dostum bunun yanına şu hipotenüs 5 ya. Hipotenüsüne eşit olacak çizgide şurayı uzattım. Yeni bir dik üçgen oluşturdum dostlarım. Ve biliyorum ki şu açıyla şu açı eşittir. Ve iki iç bir dışa eşitten bu da x, bu da x olmalı ki toplamları 2x'e eşit olsun. Ve burası da 5 çıktı. Bakın artık x'in de istediği değeri bulurum ben. Kotanjantını istiyor. Komşusu 8, karşısı 4. 8 bölü 4'ten 2'dir diyebilirim. Şimdi gelelim 2 numaraya. Evet, aynı şeyi burada yapacağım. Kotanjant pi bölü 8 demek. Kotanjant 22,5 demektir dostlarım. 22,5'u bulun diyor bana. Ben hemen ne yapıyorum şimdi? 45 derecenin bakın. Şurası 45 derece olsun. Dik üçgenini çizdim. Ne yapacaktık? Şurayı şöyle bir uzatıp şurada bir ikizkenar üçgen oluşturdum. Ve artık burası da 22,5 derece. Burası da 22,5 derece oldu. Şimdi kotanj 45 derece nasıldı? Şurası 1, burası 1, burası kök 2. Bu da kök 2'ye eşit geldi. Bana kotanjant 22,5'u soruyor. Yani komşusu kök 2 artı 1, karşısı 1. Kök 2 artı 1 bölü 1'den cevap Adana geldi dostlarım. 3 numaraya geçtim. Bakın kosinüs x'i vermiş. X bölü ikili bir şey istiyor. Hemen dik üçgenimi çiziyorum. Neye göre? 2 kat olana göre, yani x'e göre çiziyorum. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Demek ki hipotenüs 3. 9 bölü 9'dan 4 çıktı. Kök 5 geldi burası. Şimdi ne yapıyorduk? Burayı da 3 santim uzatacağız. Şununla eşit olsun diye. Ve şurayı da birleştirdiğimde şuradaki açılar ikiz kenar geliyor. Ve toplamları x olacağı için x bölü 2 derece geldi burası. Tanjant x bölü 2'yi soruyor. Karşısı kök 5, komşusu 5. Kök 5 bölü 5 denizli çıktı. Geldik buna. 40 derece 20 derece. 40 derecenin dik üçgenini çiziyorum hemen. Şöyle çizdim 40 derecelik dik üçgenimi ve sinüsü yani karşısı x hipotenüsü 1'miş. O halde Pisagor'dan şurası 1 eksi x karenin karekökü yapacak. Ve burayı da şu hipotenüse eşit olacak şekilde bir birim uzatıyordum. Şu açımla bu açım eşit gelecek ve toplamları 40 olduğu için 20 derece geldi. Bana kotanjant ilmeği soruyor. Yani komşu 1 artı 1 eksi 1 artı kök içinde 1 eksi x kare bölü karşı x. Hangi şıkkımızda var? Denizli şıkkımızda mevcut Gobeller. Evet çevirdik 21 numaraya geldik. Bakalım bu ne diyormuş? Tanjant 35'i vermiş bize. Kotanjant 20 istiyor. Dostum kotanjant 20 dediğim şey tanjant 70'e eşit. Neden? Toplamları 90 derece olduğunda kotanjant tanjanta eşit oluyordu diyebiliyoruz. Peki tanjant 70'i açmak istesem, tanjant 70, tanjant 35 artı 35 demektir. Yani tanjantın iki kat formülünü yazacaksın ya da toplam formülünü yaz diyor sana. Bu da tanjant 35 artı tanjant 35 bölü 1 eksi tanjant 35 çarpı tanjant 35. Tanjant 35'i m vermiş. M artı m 2m bölü 1 eksi m kare geldi. Adana şıkkında sorumun cevabı mevcut. Geldim buna. Sinüs 56. Dostum sinüs 56 kosinüs 38'e eşit. 38 değil 34'e eşittir. Toplamları 90 oluyor çünkü sinüsü kosinüsüne eşit. Şimdi kosinüs 34'ün açılımını yapacağım. Yani kosinüs 34 demek dostum. Kosinüs 34'ü nasıl açıyorum ben? Yarım açısı neydi bunun? Kos kare yarım açı eksi sin kare yarım açı. Şimdi kosinüs 17 yerine biz
1 eksi sin kare 17 yazabiliyorduk. Eksi sin kare 17 de burada var. Peki sinüs 17'yi x vermiş. O halde 1 eksi x kare eksi x kare. Yani 1 eksi 2x kare geldi. Sorumuzun cevabı Bursa şıkkında dedik. Ve geldik 3 numaralı soruya. Bakalım bu amca ne demiş? Tanjant 20'yi vermiş. Tanjant 50'yi istiyor. Dostum tanjant 50 dediğim şey kotanjant 40 demektir. Şimdi ben kotanjant 40'ı bulacağım. Ama ne öğrenmiştik? Biz kotanjantın formülünü falan bilmiyorduk. Kotanjant 40'ı bulana kadar 1 bölü tanjant 40'ı bulurum diyorum. Tanjant 40'ı bulup takla attırırsam cevap gelir. Peki tanjant 40'ı bulalım şimdi biz o halde. Tanjant 40 dediğim yarım açısı neydi? 2 tane tanjant 20. Tanjant 20 artı tanjant 20. Bölü 1 eksi tanjant 20 çarpı tanjant 20. Yani 1 eksi tan kare 20. Peki tanjant 20'yi a vermiş. O halde 2a bölü 1 eksi a karedir. Bu tanjant 40. Buna takla attırırsam yani 1 eksi a kare bölü 2a'yı bulursam da o da kotanjant 40 olacak. Cevap Edirne'de mevcut. Geldik bu amcaya. Kosinüs 42 diyor. Ben bunun yerine sinüs 48'i bulacağım. Çünkü bakın 24 48. 2 katı. Peki sinüs 48 dediğimde sinüsün 2 kat formülünü yazacağız şimdi arkadaşlarım. Sinüs 48. 2 çarpı sinüs açının yarısı çarpı kosinüs açının yarısı. Peki sin 24 bilinmiyor. Kos 24'ü k diyebiliyoruz. Şöyle oldu. 2 çarpı şimdi sin 24'ü bilmiyorum ama kos 24 k. Sin 24'ü de bulalım hemen buradan. Bir dik üçgen çizelim 24'ün dik üçgenini. Kosinüsünü biliyorum. Komşusu k, hipotenüsü 1. Demek ki karşısı 1 eksi k kare gelecek Pisagor'dan. O halde sinüs 24 neymiş? Karşı bölü hipotenüsten direkt kök içinde 1 eksi k kare geldi. İşte cevap 2 çarpı k çarpı 1 eksi k kare. Yani Bursa şıkkındaki cevabımız doğrudur diyorum arkadaşlar. Pekala ve hemen geçiyorum 22 numaralı köşe taşına. Dostlar hemen 22 numarayla devam edelim. Bakalım burada ne var? Ters trigonometrik fonksiyon var birinci sorumuzda. Şöyle bir bakalım. Şimdi arkları gördüğümüz zaman ne yapacaktık? Biz arklı olan şu ifadeye bakın iki dışındaki ifadeye alfa diyorum. O halde bu soru şöyle oldu. Kotanjant 2 alfa haline döndü. Şimdi bunu soruyormuş bize. Kotanjant 2 alfayı. Peki biz ne biliyoruz? Arc sinüs 1 bölü 3'ü. Onu da yazayım şuraya. Arc sinüs 1 bölü 3'e alfa dedim. Peki buradan arkı silince sinüs açıyla da sayının yerini değiştiriyordum. Sinüs alfa 1 bölü 3 geldi. Peki biz sinüs alfayı biliyorsak hemen dik üçgenini çizelim. Çizdik dik üçgenini. Alfa, sinüs neydi? Karşı bölü, hipotenüs 1 bölü 3, 9'dan 1 çıktı. Şurası da 2 kök 2. Şimdi bana kotanjant 2 alfayı soruyor. Ben ne yapıyordum kotanjantı sorduğunda? Tanjant 2 alfayı buluyorum. En son takla attırırım. Tanjant 2 alfa neydi dostlarım? Tan alfa artı tan alfa. Yani 2 tan alfa bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan alfa. Yani tan kare alfa. Peki tanjant alfa nedir? 1 bölü 2 kök 2. O halde şöyle oldu. 2 çarpı 1 bölü 2 kök 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2 kök 2'nin karesi yani 1 bölü 8 oldu. Şu 2 ile şu gitsin. Ne kaldı geriye? 1 bölü 2 oldu burası. Şurası da 8. 1 çıktı. 7 bölü 8. 8 bölü 7 diye de buna takla attırdım dostlarım. Bir daha bakalım. Şurası 1 bölü kök 2 pardon. Heh. Cevap ne geldi? 8 bölü 7 kök 2 çıktı. Bu benim neyim? Tanjant 2 alfa. Bana kotanjant 2 alfayı soruyor. Takla attırıyorum. 7 kök 2 bölü 8 geldi sorumuzun cevabı. Ve geldik 2 numaraya. Hemen şuradaki şu ifadeye alfa diyorum dostlarım ben. Peki ne oldu bu sorumuzun yeni hali? Sinüs pi bölü 2 eksi 2 alfa oldu. Peki pi bölü 2'de isim değiştiriyordu. Kosinüs 2 alfa yapıyorum ben burayı. Bir de bölgesini kontrol edelim. 90'dan biraz açı çıkartırsak birinci bölgeye denk düşüyor. Artı oluyor yani kardeşlerim. O yüzden
kosinüs 2 alfayı soruyormuş diyebilirim artık bana. Peki kosinüs 2 alfayı bulacağız. Biz neyi biliyoruz? Arc tanjant. Yazalım şuraya. Arc tanjant. Kök 3 bölü 2'yi alfa diyebiliyoruz. Arkı sildim. Açıyla sayının yerini değiştirdim. Tanjant alfa kök 3 bölü 2. Şimdi kosinüs 2 alfa dediğimiz şey, hatta tanjant alfanın dik üçgenini de çizelim biz. Alfa diyelim. Karşısı kök 3, burası 2, 4, 3 daha, kök 7 de burası olacak. Kosinüs 2 alfayı nasıl açıyordum dostlarım? Kos kare alfa eksi sin kare alfa. Peki, kosinüs alfa 2 bölü kök 7. Karesini aldım, 4 bölü 7. Eksi. Sinüs alfa kök 3 bölü kök 7. Karesini aldım, 3 bölü 7. Çıkarttık, 1 bölü 7 çıktı kosinüs 2 alfa. Geldim buna. Hemen şuraya alfayı yazdım. Ve burası ne oldu artık? Kosinüs 2 alfa. Bölü. Şuraya da beta diyelim dostlarım. Burası ne oldu? Tanjant 2 beta. Peki şimdi biz neye alfa dedik? Arc kosinüs 2 bölü 3'e. O halde kosinüs alfa ne oldu? 2 bölü 3. Peki biz neye beta dedik? Arc tanjant 2'ye. O halde tanjant beta ne oldu? 2. Şimdi bize ne lazım? Kosinüs 2 alfa verilmiş. Kosinüs 2 alfa demek kos kare alfa eksi sin kare alfa demektir. Bölü. Tanjant 2 beta ne demekti? 2 tanjant beta bölü 1 eksi tanjant kare beta demekti. Yani tanjant beta lazım bize. Tamam, eyvallah. Bir de ne lazım? Sinüs alfa lazım. Hemen kosinüsün şöyle dik üçgenini çizelim. Komşusu 2, karşısına da 3 diyelim. 9'dan da 4 çıkartıp kök 5'i yazalım buraya. Şimdi kos kare alfa. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Eksi. Sin kare alfa. Kök 5 bölü 3'ün karesi. 5 bölü 9. Bölü. 2 tanjant beta. Yani 2 çarpı 2'den 4. Bölü. 1 eksi 2'nin karesi. 1 eksi 4. Eksi 3. Düzenliyorum dostlarım. Burası eksi 1 bölü 9 bölü. Burası da eksi 4 bölü 3. Bir kere ikisi de eksi olduğu için artıya döndü. 1 bölü 9 dursun. 3 bölü 4'ü ters çevirdi. 1 bölü 12. Adana şıkkı sorumuzun cevabı geldi. Şu amcaya bakalım bu ne diyormuş. Arc kosinüs x'e ne diyeceğiz biz dostlarım? Alfa. O halde sorumuz sinüs 2 alfa haline döndü. Yani 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa oldu. Peki biz neyi biliyoruz? Kosinüs alfayı x diyebiliyoruz değil mi? Arc kosinüs x'e alfa dedim ya. Arkı sildim, yer değiştirdim. Kosinüs alfa x çıktı. Yani artık şurayı biliyorum ben. X. Bir de 2 var başında. Bir tek sinüs alfayı bilmiyorum. Onu da dik üçgen çizerek hemen bulurum. Alfanın dik üçgeni. Komşusu x'miş, hipotenüsü 1'miş. Burası da 1 eksi x kare olur değil mi Pisagor'da? Peki sinüs alfayı da yazalım. 1 eksi x kare bölü 1'den sadece 1 eksi x kare geldi. Yani 2 çarpı x çarpı kök içinde 1 eksi x kare. Hangi şıkkımız? Edirne şıkkımızda doğru cevabımız gizli. Ve çevirdim, 23 numaralı köşe taşındayım arkadaşlarım. Birinci sorumuz. İkizkenar bir üçgen görüyorum. Kotanjant BAD, BAD şu açının kotanjantını soruyor. Alfa diyelim. E hocam burası da alfa. Hatta şurası 2 alfa. 2 hiçbir dışa eşit. E şurası da 2 alfa. Ve bak sana tanjant ACB'yi vermiş kardeş. ACB açısının ACB. Yani tanjant 2 alfayı vermiş sana. 4 kök 3 diye. Senden kotanjant alfayı istiyor. Yani kotanjant alfayı bulma, sen tanjant alfayı bul, tatlandırırsın. Peki nasıl bulacaktık tanjant alfayı? Şöyle de yapabilirim. İkiz kenar üçgen gördüğüm için bir diklik indireyim buraya önce. Neydi tanjant 2 alfa? Karşı bölü hipotenüs 4 kök 3'müş. Demek ki şurası 4 kök 3, şurası 1. E burası da 1 olacak. Pisagor yaptım. 48, bir daha kök 49, 7 geldi, 7 geldi, 7 geldi. Benden kotanjantını istiyordu. Şuradaki dik üçgenden alfanın kotanjantı, komşusu 8, karşısı 4 kök 3. 8 bölü 4 kök 3, hatta gitsin 2 bölü kök 3 geldi. Normalde yarım açı formülü de yapabilirdim. Şunun 2 kat formülünü açarsam da bulurdum ama
İkiz kenarı görünce şekil üstünden hiç uzatmadım. Geometriden faydalandım birazcık. Geldim buna. Dostum yarı çapını 10 vermiş çeyrek çemberim. Bu da 10. Bu da 10. İkiz kenarı yine gördüm. Tabana dikliğimi indirdim. 6. 6. Burası 8 oldu. Benden sinüs alfa istiyor. Şu açı alfa bölü 2. Şu açı da alfa bölü 2 diye bölündü. Kayı kuralı gereği. Sinüs alfa dediğim şey. Bak yarım açısını yazıyorum sinüs alfanın. 2 çarpı sin alfa açının yarısı bölü 2 çarpı kosinüs açının yarısı. Peki alfa bölü 2'nin sinüsü. Karşı bölü hipotenüsten 6 bölü 10. O halde 2 çarpı 6 bölü 10. E kosinüsü ne bunun? Komşu bölü hipotenüsten 8 bölü 10. Şu 2'ye bölelim, 2'ye bölelim 5. Bir daha 5, 4. 6 kere 4, 24 bölü 25 çıktı. Sorumun cevabı Edirne'deymiş. Geldim buna. Yine bakın çember var. Yarım çember. Şu yarı çaplar birbirine eşit. Alfa ise bu da alfa. Hatta alfa ile alfanın toplamı beta. Sinüs betayı soruyor ya bana. Aslında sinüs 2 alfayı soruyor. Yani 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfayı soruyor. Ben de tanjant alfayı biliyormuşum. Hemen şuraya alfa dedim dostum. Tanjantını yazıyorum. Karşı bölü komşudan. 1, 2, 4, bir daha kök 5 geldi hipotenüsümüz dostlar. Şimdi sin alfa lazım bize. 2 çarpı 1 bölü kök 5. Kos alfa 2 bölü kök 5. Ne oldu bu da? 4 bölü kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5'tir. 4 bölü 5 geldi. Son sorudayız. Ne diyor bu? 3, 3 var burada. 4 var. AB diktir, AC diyor. He, burası 90 derece yani. Hatta şurası 90 eksi alfa. Şurası da 90 eksi alfa. 180 eksi 2 alfa. Toplamları 180 olması için 2 alfa geldi buraya. Peki. Ne diyor? Kotanjant alfa nedir diye bir soru soruyor. 3, 4. Şurası da 5 olacak hipotenüsümüz. Şuraya 2 kaldı diyelim bir. Kotanjant alfayı soruyor arkadaşlarım. Kotanjant alfa. Şimdi geometriden de çözeriz biz bunu ama trigonometriden yapalım biz dostlar. Gelin tanjant 2 alfanın açılımını yazalım. Tanjant 2 alfayı biliyorum. Karşı bölü komşudan 4 bölü 3. Bu da neye eşitti? 2 tane tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa demekti. İçler dışlar yapıyorum. Tanjant alfaya x diyelim. Şöyle olur. 4 eksi 4x kare eşittir. 6x gelir. Bu tarafa atalım hepsini kardeşler. Ne oluyor? 4x kare artı 6x eksi 4 eşittir 0. Hatta bir de 2'ye bölelim. Şuradan devam edeyim. 2x kare artı 3x eksi 2 eşittir 0. Şunu 2x'e x diye ayıralım. Bunu da 1'e 2 diye ayıralım. Hatta şunu da eksi yapalım. Bakın x bu durumda ne çıktı dostlarım? Ya 1 bölü 2 ya da eksi 2 gelecek. Tanjant x yani. 1 bölü 2'yi aldım ben. 1 bölü 2. Tanjant alfa daha doğrusu x değil. Tanjant alfa 1 bölü 2 ise kotanjant alfayı soruyor. Cevabım 2 gelir. Ya da tanjant alfa eksi 2 ise kotanjant alfayı soruyor. Eksi 1 bölü 2'dir diyebiliriz dostlarım. Cevap Ceyhan diyor ama biz nerede bir hata yaptık? Süremiz var mı? Var. Biraz düşünelim. Şurada ne yaptım ben? 6 tane x dedim. Burası 4 eksi 4x kare oldu. 4x kareyi bu tarafa attık. 6x eksi 4 diye de bu geldi. 2'ye böldük. 2x kare artı 3x eksi 2. Çarpanlarını ayırdık. 4x eksi x geldi. Doğru. Tamam. X eşittir 1 bölü 2 çıktı. X dediğim şey ne? Tanjant alfa. Tanjant alfayı 1 bölü 2 bulduk. Tanjant 2 alfa 4 bölü 3 değil mi? Doğru söyledim. Evet 4 bölü 3. Tamam. Tanjant alfayı 1 bölü 2 bulduk. Kotanjant alfayı soruyor ve cevap Ceyhan diyor. Kotanjant alfa 2 gelir arkadaşlarım ya. Bir daha bir kontrol edin arkadaşlar siz bunu. Ben bir yerde acele edeceğim diye hızlı hızlı yaptım diye bir şeyler olmuş olabilir ama bir daha bir kontrol edin. Belki bizde hata vardır. Belki soruda hata vardır. Neyse ona bir daha bakarız. Şimdi gecenin bir yarısı oldu. Yorgunuz da. Neyse bunlar bahane değil ama. Hadi bir dahaki videoda görüşürüz. Konuyu bitirdik şimdi arkadaşlarım. Tarama testine geçeceğim. Kendinize iyi bakın.